Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu. Buyurun Sayın Bekaroğlu. Buyurun, buyurun dedikten sonra geleceksin Sayın Bekaroğlu. Erken davranıyorsunuz. Bunu gençliğinize veriyorum. Peki. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, grup başkan vekilleri, size bizi söyleyeyim. Şu tavrınız var ya, bu tavrınızdan dolayı ilk günlerde sorunlar yaşadınız. Sayın Cumhurbaşkanı itiraf ettiği gibi. Ya deprem, evet de, yani deprem oluyor. Felaket, doğru. Fakat bu felaket olduktan sonra, olmadan önce ne yapacağınızı bileceksiniz, gereğini yapacaksınız. Siz bunu düşünmediniz. Belki de hazırlıklarınız vardı. Yetersizdi, belki vardı. Düşünmediniz. Aynen bugünkü psikolojiyi o gece, o sabah kapıldınız. Aman ya, bu deprem oldu, şimdi biz bunun iktidarımız altında mı kalır? Acaba bunu nasıl örtelim? Böyle bir psikolojiye girdiniz. Buna gerek yok. Buna gerek, bu şu saatte de aynı şey yapıyorsunuz. Buna gerek yok değerli arkadaşlar. İstanbul'da bunu yaptınız, aleyhinize oldu. Bu tutum, tavır siyasi de değil değerli arkadaşlar. Bunu bir öneri olarak, bir uzman önerisi olarak bir tarafa not edin. Değerli arkadaşlarım, bu EYT ile ilgili düzenleme, Sayın Grup Başkan Vekili AKP'nin konuşma yapan arkadaşımız tabii yanlış bilgiler verdi. Milletvekilleri hiçbir şey okumuyor, bilmiyor gibi filan davrandı. Öyle değil yani, biz söz vermiştik filan. Söz vermemiştiniz. Sayın Cumhurbaşkanı çıkmıştı. Yani ben iktidarıma mal olsa bile bunu yapmayacağım falan demişti. Hatta daha büyük bir laf etmişti. Bugüne de biraz benzer. SGK sisteminin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirmek. Ya böyle laflar da etmiş. Şimdi kaos ortamından rant devşirmek için mi getirdiniz bu yasa? Değerli arkadaşlarım, böyle değil yani. Siz söz vermemiştiniz. İnanmıyorsunuz da buna, ama ne yapalım, seçim geldi, meçim geldi, epey de geciktirdik falan diyorsunuz. Bakın, bu olay öyle anlatıldığı gibi değil değerli arkadaşlarım. Evet, bizden önce çıktı, bizle ilgisi olmayan dedi, var. Sizde bal gibi ilgisi var. Evet, bu kanun önce 08.09.1999'da yürürlüğe girdi ve dendi ki, İşte bu saatten sonra, bugünden sonra işe girenler kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur şu günleri doldurduktan sonra dedi. Sadece yetmedi. Orada kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmetini dolduranlar istekleri üzerine emekli olurlar diye bir şey de tanıdı. Bir madde daha ekledi. 2 yıldan az kalan iştirakçiler için kadınlar 38, erkekle 43 yaşında emekli olabilir dediler. Sonra Anayasa Mahkemesi dedi ki, ya bu yanlış yaptınız, büyük bir haksızlık var, bunu kademeli yaparak bir miktar düzeltin diye öneride bulundu. Onu kalkarak aynı Ecevit hükümeti bu sefer seçimden, hani sizin iktidara geldiğiniz seçimden bir süre önce 23.5.2002 tarihinde bir kanun çıkararak kademeli emeklilik sistemini getirdi. Bugün sizin başınıza bela olan da ve Akbaşoğlu'nun da hiç okumadığı belki de ya da bile bile görmezden geldiği şey budur. Bu kademeli emeklilik sisteminden dolayı siz bugün verdiğiniz sözü tutamıyorsunuz. 5000 iş gücünü tamamlayan yaşa bakılmadan emekli olacak diye açıkladınız ya, öyle yapmadınız. 5970 güne kadar çıkardınız. Niye? Bundan dolayı. Bu da sadece Ecevit hükümetinin sizin başınıza açmış olduğu şey değil. Siz 2006'da geldiniz değerli arkadaşlarım. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla geldiniz. Hani 58 ve 60'a çıkarmıştı ya Ecevit hükümeti ve bela açmıştı size. Siz de geldiniz kademeli bir şekilde kadın ve erkeği eşitlediniz. Bak, toplumsal cinsiyete falan da karşısınız. Siz eşitlediniz, onları eşitlediniz ve kademeli bir şekilde 65 yaşa çıkardınız emekliliği. Yani sizin yaptığınız iş, düzeltilen şey budur. Bunlar açık açık millete söyleyeceksiniz yani. Her şeyden problem olmasa bile problem varmış gibi problem çıkaracaksınız ve ondan sonra da suyun üzerine çıkacaksınız. Öyle değil arkadaşlarım. Büyük eksiklikler var, sadece bu değil. Çıraklar, ya çıraklar en kötü şartlarda çalışan insanlar. Yani bunlar prim de ödüyorlar ama bunları işte sakatlığa sayılıyor, kazaya, iş kazasına sayılıyor. Yani SGK primi olarak kabul edilmediğinden dolayı bu insanlar emekli olamıyor. Büyük haksızlıklar yaptınız. Emeklilerle ilgili şimdi düzeltebilirdiniz. Çok düşük oranda emeklilik maaşı bağlanıyor. Arkadaşlar, 5500 liraya nasıl geçinilir ya? Neyse, onları geçiyorum. Bakın,
gelelim depremle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Bir tane adam bir şey söylemiş. İki tane adam bir şey söylemiş. Şimdi bunu buraya getirip 10 dakika EYT'de şey yapacaksınız. Efendim ille de işte zeytinyağı misali şeyin üzerine çıkacaksınız ve bütün insanlar kim olduğu belli değil. Fitne için gittiniz efendim, kötü niyetle gittiniz, ahlaksızlar. Kim bu ahlaksızlık? Sayın Cumhurbaşkanı vazgeçti Sani Eltaş. Gitti dedi ki işte ahlaksız, adi bilmem ne diye millete hakaret etti. Sonra vazgeçti. Bir uzman ona dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı bu tutum yanlış. Ne yaptı Adıyaman'a? 3 gün gelemedik buraya. Kusura bakmayın. Helallik istiyorum. Kimden helallik istiyorsun? Nasıl helallik istiyorsun? Bu ayrı bir konu. Doğrusu budur. Bu yolla devam edin. Burayı germeyin. Burada birkaç ay kaldı değerli arkadaşlar. Bakın siz çöktünüz. Aslında istifa edin diye statlarda bağırdılar ya. Yani istifa etseniz bile devam edeceksiniz seçim. Şurada 3 ay kaldı. Devam edeceksiniz ama hiçbir şey yapmayın. Hiçbir şey elinizi sürmeyin. Sadece sivil toplumu da diğer partileri de katın deprem bölgesindeki acil işler yapılsın. Çünkü sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Değerli arkadaşlarım, araştırdım. Ya bu ne arkadaşlar ya? 2018'de Kızılay Holding kurdunuz. Kızılay İçecek, Kızılay Etki Yatırım, Kızılay Biyomedikal, Kızılay Teknoloji, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi faizciliğe başladı. 12 tane şirket kurdunuz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milli insanı yardım kuruluşu holding olmamış. Siz bunu nereden keşfettiniz? Sayın Cumhurbaşkanı tüccar siyasetten falan söz etmişti. Bu kadar basit değil. Siz hani Amerika'ya karşı çıkıyorsunuz. Ey Amerika falan. Siz Amerika'nın dibisiniz. Neoliberalizmin Türkiye'deki temsilcisisiniz. Neoliberalizm falan deyince şey susuluyor. Neoliberalizm değerli arkadaşlarım o zamana kadar ticaretin konusu olmayan her şey, her malı, mülkü, hizmeti, her şey, havayı, suyu, her şeyi ticarileştirmektir. Sosyal yardımı ticarileştirdiniz değerli arkadaşlar. Ya siz depremde zaten gömüldünüz ya Sayın Eltaş. Ne bağırıp çağırıyorsun burada milleti geriyorsun. Bitti bu iş yani bunu kabul edin. Niye? Ya insanlar donuyor, titriyor. Hadi yani gitmediniz 2 gün insanlar donarak öldü falan. Ama canlı çıkanlar titriyor, ölüyor. Kızılay. Yardım veriyorduk. Arkadaşlar ben çocukken Kızılay'dan dolayı 5 gün bir hafta okula gitmedim. Niye biliyor musun? Zarf verdiler bana zarf. Eve getirdim. Annem bir kuruş atamadı. Atamadığından dolayı oraya para gelip daimden borç alıp oraya bir para koyana kadar ben okula gitmedim. Kutsal bir şey bizim. Bunu kirlettiniz, bunu yok ettiniz ya. Daha ne yapacaktınız siz değerli arkadaşlarım? Bu gerçek. Yani siz tükendiniz olabilir, yoruldunuz olabilir, çekilin. Artık yapacak hiçbir şeyiniz yok. Efendim stadyumu kapatacağız. İşte Beşiktaş'tan istifa edeceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunlarla gidecek hiçbir şeyiniz yok. Milleti fazla germeyin. Değerli arkadaşlar imar affı çıkardınız. Şurada Mehmet Buş arkadaşımız ben konuşurken dedi ki hadi bakalım söyle Bekaroğlu, söyle Bekaroğlu. Karşımızın imar affına falan. Söyle. Seçmeyle şikayet edecek. Çıkardınız. Orada dedik ki size hiç olmazsa bunu fırsata çevirelim arkadaşlar. Şöyle bir şey koyun. Depreme, afete dayanıklı olan, afetle ilgili sınavı geçemeyen bunun için 2 sene zaman koyalım. Toplanan paraların bir kısmını hatta hepsini bütün Türkiye'nin konut stokunu, bina stokunu tamamıyla muayene edelim. Sakat olmayanlara tamam verelim belgeyi. Siz de bunun siyasi rantını geçin. Yaşayın. 2018 seçiminden evvel Sayın Cumhurbaşkanı Maraş'a gitti. Bir 150 bin kişinin evini verdim dedi. Hatay'a gitti. 180 bin kişinin evini verdi. Şimdi gidiyor Adıyaman'a da aynı şeyde dedi. 100 bin kişi. Şimdi Adıyaman'a gidiyor. Hakkınızı helal edin. 2 gün gelemedim. İnsanlar donarak öldü. Evet biz de hata yaparız. Niye dedi bunu? Buna inandığı için demedi arkadaşlar. Kusura bakma. Niyet okuması falan yapmıyorum. Bunu uzmanlar, iletişimciler dediler ki Sayın Cumhurbaşkanı bak bu şekilde davrandığın için İstanbul'da battın. Gene batarız. Bu küfür müfür, küfür kelimesini çıkarıyorum. Böyle hakaret makaret böyle şeyleri yapmayalım. Daha alttan alalım. Milletle kavga olmaz. Bakın milletle kavga olmaz diye söyleyeyim ama bu taraftar var ya taraftar hele hele Beşiktaş taraftarıyla kavga hiç olmaz. Aman ha türbinlerle falan kavga etmeyin. Bunlar öyle değil. Bakın siz 4,5 milyar dolar imar affı için para topladınız.
4,5 milyar. Vergin, deprem vergileri falan onları bilmiyorum. Kaç liradır, ne kadardır, nerede yazıyor. Onlara da sorduk, doğrudur, cevap vermediniz. Bakın bu para 4,5 milyar. Sadece bu yeni 2018'de bu yan. Ne yaptınız 4,5 milyarla? Yani gerçekten 20 küsür senede siz depremle... Tamamlayın. Evet, TOKİ ile yaptınız, sattınız onları. Emlak konut üzerinde sattınız. Zenginlere verdiniz. Deprem dönüşümü farklı bir şey. 2012'de miydi? 13'te çıkarmış olduğunuz yasa, dönüşüm yasası bambaşka bir şeydi. Onu rant için kullandınız, kızıyorsunuz. Kim rant dediyse bu depreme o sebep oldu ölümleri. Hayır, siz onu istismar ettiniz. Hiçbir zaman gidip Zeytinburnu'nda dönüşümde kullanmadınız. Çünkü oradaki binalar para etmiyordu. Nerede kullandınız? Yahu Bağdat Caddesi'nde yenilenmeyen bina kalmadı. Bu mudur yani Fikirtepe'de falan yaptığınız deprem dönüşümü? Bu değil arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadınız, bunun karşılığını aldınız ve en kötüsü milletin yardım için şeyinden keserek vermiş olduğu Kızılay'ı holding haline getirdiniz. O Kızılay Başkanı hala duruyor. Dün akşam bir televizyonda bir havalar, afralar, tafralar, her şeyi biliyor falan. Yazıklar olsun ya, millet size öyle bir şamar atacak. Teşekkür ederim Sayın Bekiroğlu. Birinci madde üzerinde gruplar adına söz talepleri karşılandı. Ben helal ediyorum. Teşekkür ediyorum.